Merhabalar, İnan Çeray. Teknoloji aşığı, girişimci ve gezgin bir mimarım. Eğitim sırasıyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve AA Londra'da gerçekleşti. Daha sonra 9 sene Zaha Hadid'le beraber çalıştım. Bunun dışında da açık kaynak mimarlık paylaşım platformu Colloquium.com'un ve mobil app uygulaması Sorusana'nın kurucu ortağıyım. Bir mimarlık ofisi olarak biz New York ve İstanbul arasında o saat farkını iş hayatımızı uzatarak kullanıyoruz. Uluslararası deneyime sahip 8 farklı milletten gelen bir ekiple çalışıyoruz. Ve mobilya tasarım ölçeğinden kent tasarım ölçeğine kadar birçok konuda tasarım sorularına cevap arıyoruz. Bugün bana ayrılan bu 12 dakikada sizlerle biraz mimarın rolünü, biraz teknoloji kısmından geldim. Mimarın rolünü, onun değişen, teknolojiyle değişen rolünü ve teknolojinin tasarım mesleğine etkilerini ve ondan sonra da kent dönüşümleriyle kent müdahaleleri arasındaki biraz farkları anlatmaya çalışacağım. Coyote'yi biliyorsunuz, belki izlemişsinizdir. Coyote benim için aslında master mimar. Projesini gerçekleştirmek için sürekli planlar, kesitler çizen, hesaplar yapan ve ödülüne ulaşmak için teknolojinin son imkanlarından yararlanan, birçok seferinde de başarısız olan bir karakter. Aslında hayatı bir mimarın hayatıyla çok örtüşüyor. Benim kuşağım özelinde ben rapido setleriyle, cetvellerle beraber mimarlık yapılan, proje çizilen dönemden üç boyutlu modellemelerle proje teslim edilen, daha sonra da computational scripting, artık mimarın çizmediği, script ettiği bir döneme şahitlik ettim. Bu anlamda birçok arkadaşım, mimar arkadaşım da kendini Matrix'teki bu mimar karakteriyle çok özdeşleştiriyor. Gerçekten de teknoloji bizim tasarlama, üretme ve inşa etme yöntemlerimizi çok değiştirdi. Seri üretim bantları artık seri kişiselleştirme olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunları biz artık çok daha ucuza, çok daha hızlıca ve daha da hatasız yapabiliyoruz. Bugün mimarlar olarak calculated riskleri alabiliyoruz ve Çamlıca projesi gibi bu kadar kompleks bir yapıyı sorunsuz şekilde teslim edebiliyoruz. Size biraz sabah jimnastiği yaptırıyorum. Londra'ya son dönemde gitmiş olanlar bir el kaldırabilirler mi? Tamam, çok güzel. Hyde Park'ta gezme fırsatı buldunuz mu? Süper. Yeni Serpentin Galeri'yi gördünüz mü? Harika. Serpentin Galeri benim proje yürütücülüğünü yaptığım, 2013 yılında Zaha Hadid'le birlikte tamamladığımız bir yapı. Ne modellediysek aynen inşa edilen ve bu da açılış son hali ve şu anda çevresini ve Hyde Park çevresini etkilemiş bir yapı. Teknolojinin kente etkilerine baktığımız zaman da aslında tasarım pratiğinden çok farklı değil. 77 yılında İstanbul haritasıyla 2009 yılındaki İstanbul haritasındaki gelişmişlikleri görüyorsunuz. Zamanında kendimizi sabırlı olmaya davet ettiğimiz Roma aslında bir günde yapılmadı lafını artık Çin yılda 20 şehir yaparak eskileştirmiş durumda. Tabii bu şehirler ne kadar çalışıyor, ne kadar yaşıyor? Bunu sizle sormak istiyorum. Master City projesini bilenleriniz, duydunuz. Master City nerede olduğunu bilenleriniz. Çok güzel. Master City projesi şu anda teknolojinin bize sunduğu son imkanlarla üretilmiş bir şehrin üzerine kurulabilecek bütün dijital overlay'lerin kurulduğu, insansız araçlarla seyahat edilen, ambulansların hastanelere direkt connected olduğu, işte park alanlarının ben boşum diye Wi-Fi olarak sinyal gönderdiği, bütün dijital otomasyon sistemlerinin yerine getirilmiş teknolojinin en state of technology bir şehir. Yaşıyor mu? Hayır. Çünkü burada da hayat hala başlayamadı. Peki neden? Master planlar, kent vizyonları, top down yapılan hareketler acaba gerçekten şehir için çalışıyor mu?
IT Infrastructural Library, siz buna daha yakınsınız bizden. Şöyle diyor buna cevap olarak, önce insan sonra proses daha sonra teknoloji. Yani teknoloji araçlaştığı noktada başarılı olabiliyor. Onu kullanan insanlar onu içselleştirdiği ve benimsediği zaman başarılı olabiliyor. Kent dönüşümleri ve kent üretim süreçleri gibi bu kadar çok paydaşın olduğu, bu kadar çok katmanın olduğu bir tasarım problemine çözüm olarak da öncelikle insana fokus olmamız gerekiyor. İşte bir noktada biz kentsel disiplinler arası kentsel müdahaleleri çok önemli küçük kolektif kent denemeleri olarak görüyoruz. Kentin ana aktörlerine, hastane, eczane ilişkileri, adliye yapısı, avukat ekosistemi vesaire gibi kentin ana aktörlerine ve bu aktörlerin ekosistemlerine fokus oluyor, onları haritalandırıyoruz. Haritalar çok önemli. İşte teknolojide gerçekten burada faydalanıyoruz. Bu haritalar verilerin daha ulaşılabilir, kent verilerinin daha ulaşılabilir ve daha anlamlandırabilir şekilde önümüze gelmesini sağlıyor. Big Data hepinizin kullandığı bir kavram biliyorum. Bizim mesleğimizde de bu kentin daha iyi anlaşılabilmesi için çok önemli. Ve bu urban mappingler sayesinde de umudumuz kentin gizli kalmış kazanımlarını aslında ortaya çıkarabilmek. Sizlerle bugün son çıktılardan bir tanesini paylaşmak istiyorum. Bu örneğimizde havalimanı bölgesine odaklandık ve oradaki gümrük operasyonunu, yurt dışından gelen bir siparişin alıcısına nasıl ulaştığıyla ilgili bir yolculuğu mapledik. Yukarıda gördüğünüz A noktası FedEx kargo deposu. Ben kargo deposu diye geçeyim bundan sonrasında. B noktası ise havalimanı gümrük müdürlüğü. İki nokta arası uzaklık, kuş uçuşu 6 kilometre. İşlemlere başladığımız anda kargo deposundan alınan bir dilekçe örneği B noktasında kaydediliyor. Kayıt örneği A noktasında getirildikten sonra orada bir vergi işlemi görmesinin uygun duru alınıyor. Daha sonra tekrar B noktasına gidip alınan bir kabulün ardından A noktasından alınan okey ve B noktasından alınan buyurun ödemenizi yapın şeyi ve makbuz üzerinden tekrar A noktasından siparişinizi alabiliyorsunuz. Tabii burada ne oluyor? Bizim 6 kilometre olarak gördüğümüz uzaklık bir anda 36 kilometreye çıkıyor. FedEx deposunu kentte kullanan, o gün günlük kullanan ortalama kişi sayısının 1000 kişi olduğunu düşünüldüğünde sadece FedEx ambarı için yapılan kilometre 36 bin kilometreye çıkıyor. Bir de Boston Express yolu üzerinde bundan başka 5 daha major depo olduğunu düşünürseniz bu günlük 216 bin kilometre ediyor. Bizim oraya gittiğimiz saatlerdeki İBB trafik haritası ise böyle bir şeye işaret ediyordu. Tabii ki de döndüğümüz saatlerde de böyle bir görüntü vardı. Tabii bu anlamda bizim esas sorduğumuz soru şu oluyor. Gerçekten İstanbul'un trafik sorununu çözmek için acaba daha fazla yol mu yapmalıyız? Yoksa daha data driven ve human centric bir şekilde sorunun esas kaynağını mı bulmalıyız? Back to the Future'da Emmett Brown diyor ki bana yol mu dediniz? Aslında gideceğimiz yerde belki de yola ihtiyacımız olmayacak. Teşekkür ederim.